Koronada biraz biliyorsunuz malum. Şu an net bir durum yok. Kafamda bir şeyler beliriyor ama şu an biraz da eğitimle alakalı daha fazla kanalize olmuş durumdayım. Bunu söyleyebilirim. Yıldız Silbe gibi konuşuyorsunuz. Çok seviyorum demiş. Yıldız'ı ben de çok seviyorum. Çok iyi bir kafası var. Bayılıyorum kendisine. Tahammül edemediğim şey var mı hayatta? Var. Biraz daha herkes birbirine empatiyle yaklaşıp kimin ne yaşadığını hiç kimse bilemez. Ve hepimiz biraz toplum olarak çok fazla önyargılı olduğumuzu ve eleştirmeye çok müsait bir yapıda olduğumuzu düşünüyorum. Keşke birbirimize karşı biraz daha ılımlı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha empati yaparak yaklaşabilsek çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Hepimizin kendine göre bir yaşantısı, hayatı var. Hiçbirimizin hayatları dört dörtlük değil. Dolayısıyla biraz daha empati yaparak daha böyle yapıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şöyle geldim. Ay biraz makyaj yapsaydım keşke. Neyse, yapacak bir şey. En sevdiğim kitap nedir diye sormuşsunuz. Nietzsche Ağladığında en sevdiğim kitap. Onun dışında ilk bana kitap, ya benim babam aslında çok fazla okuyan, bilgi birikimi çok fazla olan bir adamdır. Ondan edindim kitap okuma alışkanlığını da. Çok fazla mesela bir hafta içinde biraz da o konuda değişeyim ben. 4-5 kitap falan bir arada okuduğum oluyor. Alakasız kitaptan kitaba geçiyorum. Öyle. Yengeç burcu musun? Hayır, Başak burcum ama değiştirmek istiyorum. Böyle bir şansın var mı? Bir daha gelsen akrep olurdum. Ay, what a nice day. Evet, soru 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 soru. En sevdiğiniz yönünüz. İçimden geleni yapmam. Bir şey içimden geldiyse tutmam kendimi diye düşünüyorum. Evet, en sevdiğim özelliğim. Ağaca çıkmak istiyorsam ağaca çıkarım. Lego yapmak istiyorsam Lego yapmak isterim. Bu kadar basit. Net. Evet, kalpler ben de size. Kalpler. Seni sen yapan ne? Cesaret. Seni sen yapan. En sevdiğim renk sence? Bu soruya lütfen siz cevap verin. En sevdiğim rengi bence siz söyleyin yani. Hani ben susayım artık. Ünlü olmasan ne olurdun? Ünlü olmasam ne olurdum? Bilmem ki, yani zor bir soru. Ünlü olmasam ne olurdum? Bilemedim. Ona şöyle cevap vereyim. Ünlü olmasam değil de mucit olmak çok isterdim ya, böyle alakasız, hani çok imreniyorum. Onların da hayatlarını çok fazla okuyorum. Einstein, Tesla vesaire. Adamlarda nasıl bir beyin var yani? Hani insan beyni çok acayip, sınırsız gibi geliyor bana ve hani öyle bir şey imza atmak çok isterdim açıkçası. Çok güzel olurdu yani.
Ama biraz da korkutucu ya. Düşse ya elektrik falan böyle. Bilemedim. Yanmaya gerek yok fazla. YouTuber olurdum bence. Valla düşünmedim değil. Bir YouTube kanalı. Ben de kusur kalmayayım diye bir açmayı düşünmedim değil. Belki koronadan sonra olabilir diye düşünüyorum. Hani böyle sizlerle yaşadığım anekdotları vesaireleri paylaşabilirim. Evet, sorulara bak. Bakıyorum şu an. Soru. Özlediğin karakterin hangisi? İlk şu an Acemi Cadı geldi. Neden diye sor. Sihir yapmak istedim. Gerçekten. Sihir yapmak. Bazen çok istiyorum. Ondan herhalde. Neyse. Cildin için ne kullanıyorsun? Şimdi marka veremiyorum. Üzgünüm. Yani marka veremem. Ama günlük olarak cildimi yıkamaya, temiz tutmaya bir klişe bir cevap ama özen gösteriyorum. Kremimi sürüyorum. Sürüyorum. Temiz tutmaya gayret ediyorum. Böyle hani cilt bakımlarına giden arada hani yapıyorum ama böyle çok aşırı böyle size hani şunları şunları yapıyorum falan diyebileceğim ekstra bir formülüm yok açıkçası. Saçlarla ilgili var ama onu sormamışsınız, niye anlatayım? Yeni bir sigara kullanmıyorum. Yani kullanmıyorum. Arada içiyorum. Puro seviyorum ben. Arada böyle takılıyorum. Hoşuma gidiyor. Keyif. Keyif insanı. Arada böyle güzel. Ambiyans olursa falan hoş olabilir. Şu ışığımın açısını düzelteyim. Saçın için ne yapıyorsun? Ha, onu anlatayım. Soru gelmiş. Saçım için şunu yapıyorum arkadaşlar. Bemix ampul, Bepanten ampul, Evigen ampulü. Bir de neydi onun adı? Ot var bir tane. Sinameki. Galiba oydu. Atıyor olabilirim. Bundan çok emin değilim. Sinameki otunu su kaynatıyorsunuz. Bir 10-15 dakika zaten. Akabinde de diğer ampulleri kırıp birbirine karıştırıp saç diplerine uyguluyorsunuz masaj halinde. Yaklaşık bir saat falan tutuyorum. Size yemin ediyorum. Hani derler ya böyle, ben de o konuda biraz kılım giderim, sorarım. Gerçekten sen denedin mi yani? Sen de fayda ediyor mu diye sorarsanız bu konuda gerçekten kalıbımı basarım. Benim saçım bir yere kestirmiştim ve uzaması için elimden geleni yapıyordum. Yani formüllere bakıyordum Google'da. Bildiğin saçım bir ay içinde şuradan baya böyle arkalara doğru, yani aşağılara doğru aşırı bir şekilde uzadı. İnanılmaz uzatıyor. Yani bunu gerçekten tavsiye ederim. Eğer onu soruyorsanız. Başka cildime saçma sapan şeyler de sürmüşlüğüm var ama niye onu yaptım bilmiyorum. Onları anlatmak istemiyorum. Hepimiz yapmadık mı? Evet, başka sorular var ise çok iyi olur. Olmazsa da artık. Mankenlik düşünüyor musunuz? Mankenlik ben bir kere yaptım bir projem gereği. Hatırlayanlar bilir zaten. O podyum bir bitmedi yani. Bitmedi. Sanki İstiklal Caddesi'ndeyim. Böyle baştan sona kadar gidiyorum, 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 gidiyorum yani. Güzel ama yani ne bileyim çok benlik değil yani. Hani böyle eğlence olsun diye, tatlı bir anı olsun diye yine yapar mıyım bilmiyorum ama hani öyle işte.
Hangi takımı tutuyorum? Laf olsun diye Fenerbahçe'yi tutuyorum. Yani formalite icabı. Öyle fanatik falan değilim yani. Aklıma bir şey geldi. Bununla ilgili neyse. Evde nasıl zaman geçiriyorum? Güzel bir soru. Evde nasıl zaman geçiriyorum? Gelen çiçeklerime bakıyorum. Kendim göndermiyorum. Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım yani. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek alırım. O ayrı. Genellikle örgü çok fazla yapıyorum. Resim yapıyorum. Kitap okuyorum. Bol bol yürüyüşe çıkıyorum. O bana mental olarak çok iyi geliyor. Böyle bir şey oluyorum. Kendime geliyorum. Kedileri besliyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. Onların enerjisi. Bir de en bana iyi gelen şey ağaca sarılmak, ağaçla konuşmak. Bana çok iyi geliyor öyle şeyler. Doğayla iç içe olduğum zaman kendimi buluyorum açıkçası. Bir de denize girsem çok rahat edeceğim. Bakalım inşallah. Çok yakında onu da yapacağız diye düşünüyorum. Narsist ya. Rap dinler misin? Yükselen ben değilim. Alçalan duvarlar. Merve ağaca sarılmak ne ya? Aa, hiç denedin mi? Küçüğe sarılmaktan iyidir. Kuzey Güney'den bir replik yapar mısın? Telefonlarımı niye açmıyorsun mu? İlk o geldi Çok pozitifsin. Sen bir de bana sor. Evet. Evet bence de iyi oldu şu an. Bana da iyi geldi bu canlı yayın şu an. Merveciğim, küçük sıralar Ayşegül Ölünay sık bak her şey okuyorum. Cool'luk öğretmiştin. Bu hallerin beni üzüyor. Ne üzüyor ama? Anlamadım çok. Bilemedim. Neyse. Sınav çalışı. Bir de sonra aşık olmaktan korkuyor musun? Yorum yok. Bilemedim. Bilemiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar şu an. Bu soruya geçiyorum şu an. Kahve mi çay mı? Kahve, Türk kahvesi. Net. Net. El Clasico benim en sevdiğim şey. Hep rutinimdir. Her akşam mutlaka mutlaka o kahve yapılır. O keyif, o haz yaşanır. Toygar varken neden Selim? Ben yani senarist değilim yani senarist öyle o zaman uygun gördü öyle oldu yani hani normalde sorarsanız ikisini de seçmezdim o ayrı. Çok tatlısın demiş. Biliyorum. Evet. Evet, kalpler akıyor. Sorular aksın abla. Adrien Lima ile olan fotoğrafın aklına gelen yorumları ne diyorsun? Milli gururumuz olarak görüyoruz seni. Teşekkür ederim. Adrien Lima benim Türkiye'de ya Türkiye demişim dünyada da en beğendiğim top kadın listemdeki sıralamada olan biri. O gün biraz şanslıydım. Işık benden yanaydı yani. Biraz şöyle vurmuştu aynen şu şekilde böyle. Bir de beyaz tenimin avantajı vardı herhalde.
Ama o gün çok kasılmıştım gerçekten. Topuklu ayakkabımın içine kağıt peçete koyup Adrenalin Limanı'nın boyuna yetişmek için elimden geleni yapmıştım mesela. Bir de biliyorsunuz benim klasik pozlarım var mesela. Onları falan. Onları çalışmıyorum. Onlar ruhumdan geliyor gerçi. Ruhumun yansımaları. Ben de fena değilim yani. Biliyorsunuz tablo gibi. Botoks zamanı gelmiş. Ya bilmiyorum. Yaptırmıyorum öyle şeyler. İstemiyorum. Şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Olabilir ama istemiyorum yani yapmayı. Çok teşekkürler. Rujun neden üretimden kalktı? Çok güzeldi. O öyle yani, hayatta hiçbir şey sonsuza kadar gitmiyor. O kadardı ömrü. Güzeldi. İyi bir işti. Beni %100 tatmin etmedi açıkçası. O yüzden de çok da üzerine düşmedim biraz da. Ama güzeldi yani. Hoş bir tecrübeydi. Bu kadarmış ömrü. Güzel oldu. Gerçekleştirmek adına bunu da yaptım dediğim bir şey. Hani içim rahat o anlamda. Renk açısından da ve genel olarak da birçok iyi geri bildirim aldım. Kuzey Güney hakkında ne düşünüyorsunuz? Kuzey Güney bence Türkiye'de yapılmış en iyi işlerden biriydi. Ben de bunun içinde dahil olduğum için tabii ki şanslıydım yani. Güzel bir projeydi. Senaryosundan, yapımından, oyuncu kadrosuyla her anlamda çok böyle geriye dönüp baktığım zaman hani seyirci gözüyle de beğendiğim işlerden biridir zaten. Hani hem kendim oynadığım için demiyorum. Gerçekten Türkiye'de hani kült dizilerden biridir. Yani insanların aklına kazınmasıyla samimi oluşuyla bizim halkımıza hitap eden bir projeydi. Asla yapmam dediğin şey çok güzel bir soru. Ne biliyor musun? Büyük konuşmamak. Ve ne söylediğine çok dikkat etmek. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Büyük konuşmam yani. Büyük konuştuysam hep yaptım. Sizi kim ünlü yaptı? Of, çok uzun hikaye. Şöyle aslında. Ay, bu çok uzun. Bu soruyu es geçiyorum. Yeni dizi olacak mı? Yeni Rize'ye gittim mi hiç? Rize'ye gitmedim ama o bölgeyi çok merak ediyorum. Karadeniz vesaire. Yani görülmesi gereken Türkiye'de çok fazla yer var. Dünyada da gerçi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hamiyet. Love you. Yakında dizi projesi var mı? Şu an net bir şey yok. İzlediğiniz yabancı dizi var mı? Şu anda şey izliyorum. Ne izliyorum? Şu an dizilerle filmlerle biraz ara verdim ya. Daha çok başka hobilerim var açıkçası. Nerelisiniz? İstanbulluyum.
İstanbul. Dünyalıyım ben aslında. İstanbul'da değilim. Dünyadanım. Dershaneye gideceğim mi? Daha ne? O kadar da değil yani. Öğrenci olacağız da o kadar da değil be kanka. Pampa ne yaptın? Dershaneye gideceğim mi? Yok, ben o konuda bana yetti zamanında. O zaman da gitmiyordum gerçi. Aklım başka yerlerdeydi. Ay, bu konuda kötü örnek değil mi? Ne gibi hobileriniz var? Ne yok ki, ben hobi insanıyım yani. Her şey. Yeni deneyime açığım. Şu an şeye de başladım. Kanaviçe falan. Onlara da girdim. Bence insan bir kere geldiği bir yerde yapabildiği noktada, ki yapabilmeye de çok bilmiyorum ya. İnanmakla mı alakalı? Neyse, kafa açmayacağım. İmkanları ve istekleri doğrultusunda yapabildiği her şeyi yapabilmeli ya da cesaret edebilmeli diye düşünüyorum. Boş yapma. Saçlar rastlama. Hayır, değil. Düz benim saçlarım. Müzik aleti çalmak ister miydin? Çok merakım olmadı. Ama şey, piyano ve keman çalan kadınlara her zaman imrenmişimdir. Çok hoşuma gidiyor. Sanatsal olan, yani mesela ileride bilmiyorum, hani daha öncesinde düşündüğümde, hani çocuğum eğer olursa şayet, sanatla ilgilenmesini ve o tarz bir şeyler yapmasını falan çok isterim. Bence sanat, sanat yani çok 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 önemli. İnsanın ruhu için, aklı için çok besleyen bir şey. Maddiyat lazım. Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Ben YouTube'da takip ediyorum. İsim verdim ama artık yapacak bir şey yok. Cebinde, bilmem ne kadar doğru ama, cebinde parası olmayıp dünyayı gezen insanlar var ya. Biraz da vizyon meselesi galiba bu işler ya. Ya da yürek meselesi. Senin sayende saçımı siyah boyadım. İyi yapmışsın hayatım. Neyi dinler misiniz? Hiç hata yaptın mı? Yaptım. Ne tamam, o kadar. Yaptım noktada. Yaptım. Yapmaz mıyım? Dönüm noktan dediğin kitap var mı? Şöyle. Klasiklerin çok şey kattığını düşünüyorum. Hayatı algılayış açısından genel olarak bakarsan. Kişisel gelişim kitaplarına da çok fazla ilgiliyim. Kuantum vesaire, onlarla da çok bakıyorum. Yani her dalda şeyle ilgileniyorum ya. Her şey sana bir şey katıyor. Biraz belki kafan karışıyor falan ama bazen de diyorum bu kadar sorgulama ya. Allah aşkına yaşa yani. Boş ver falan dediğim çok oluyor kendime. Ama merak ediyorum. Dayanamıyorum. O yüzden hepsi bana bir şey katıyor tabii ki. İster istemez. Bilimsel şeylerle de. Dur bakayım. En nefret ettiğin şey nedir? En nefret ettiğim şey. Yüzde makyaj var mı? Yok. Birazcık rimel var şu an. O kadar. Başka da bir şey yok. Düş anacım, düş. Düşebilirsin. Haklısın. Ben de olsam kendime düşerdim valla. Çok doğru. Düş tabii ki.
Bir insanda dış güzelliğe mi iç güzelliğe mi önem verirsiniz? Kumral olmasına çok önem veririm. Kumrallık benim için çok önemli. Yani kumral görünce bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden kumral, kumral yani. Ona çok önem veririm. Tabii ki ilk etapta yani iç güzellik diye. Yalan söyler demeyeceğim. Herkesin tabii ki bu hayattaki algılayışı, bakış açıları çok farklı. Genelleme yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama ve lakin ben biraz ona bakıyorum yani hani ilk etapta. Saç rengi, ses tonu çok önemli ve beraber tutku, tutku şart. Beraber neler yapabiliriz? Onlara bakıyorum. Benim için ne kadar mücadele ettiği benim için çok önemli. Çok. Çok önemli. Beyaz olduğunuz için zıttınız mı istiyorsunuz? Bilmiyorum bunun sebebinin ne olduğunu ben de çözemedim ama biraz şey küçüklüğümden beri küçük sarışın çocuklar hep böyle bilinçaltıma mı yerleşti acaba? Çok hoşuma giderdi böyle. Herhalde öyle bir şeyler mi? Bilmiyorum. Esmer. Bilemedim. Yine büyük konuşmayayım. Neyse. Evet, son sorulara doğru geliyoruz.